Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde sizlerle örnek problem 2.1'i çözmüştük. Şimdi bu dersimizde örnek problem 2.2'ye bakacağız beraber. Hemen giriş yapalım. Evet, şöyle bir şeklimiz var. İki römorkör şekilde görülen mavnayı çekmektedir. Römorkörlerin uyguladıkları kuvvetlerin bileşkesi mavna ekseni boyunca 25 kiloton ise A şıkkı alfa 45 derece için her bir halattaki çeki kuvvetini, B şıkkı ikinci halattaki çeki kuvvetinin minimum olması için gereken alfa değerini bulunuz. Şimdi arkadaşlar iki tane römorkör burada görülen mavnayı çekiyor ve diyor ki bu iki römorkörün uyguladıkları kuvvet, yani şu mavnaya uyguladıkları kuvvet, bu mavnanın ekseni boyunca 25 kilonewtonmuş. İşte A şıkkında alfa 45 derece olduğu için her bir halattaki çeki kuvvetini bulacağız. Birinci ve ikinci halatlardaki. Ve ikinci halattaki B şıkkında çeki kuvvetinin minimum olması için gereken alfa değerini bulacağız. Bakalım. Çözüm dediğimizde nasıl yapmışız? Hemen şeklimizi serbest çizim diyagramına çevirmişiz. Sadeleştirmişiz A şıkkı için. B noktasına koymuşuz. T1 kuvveti var birinci halatta. T2 kuvveti ikinci halatta ve 30 derecelik eksenle, yatay eksenle bir açı var. Diğeri de alfa 45 demişti. 45 derecelik bir açı olacak. Ve bileşke kuvvetimizi 25 kN olarak vermişti. Evet, şeklimizi şöyle bileşke kuvveti için paralel kenar kanunu ile tamamladığımızda görüldüğü üzere açılarımız da şu şekilde yerleşmiş oluyor. Aynı şekilde 45 buraya geçiyor, 30 da aşağı geçiyor. A şıkkı. Alfa 45 için çeki kuvveti grafiksel çözümü. Paralel kenar kanunu kullanılır. Köşegenin 25 kilometrene eşit olduğu ve sağa doğru yönlendirildiği biliniyor. Söylemişiz orada. Kenarları halatlara paralel olacak şekilde çizilir. Çizdik. Eğer ölçekli olarak çizilirse buradan T1'i 18,5 kN, T2'yi de 13 kN olarak buluyoruz. Bu grafiksel yolda çözüm yaptık. Şimdi birazdan daha detaylı olarak trigonometrik yolda çözümleri, yani sonuçları nasıl bulduğumuzu göstereceğiz. Ve aynı şekilde trigonometri yolu ile çözüm üçgen kuralı kullanılır. Bu durumda kullanacağımız üçgenin yukarıda gösterilen paralel kenarın yarısını temsil edeceğini not edelim. Yani şunun yarısını temsil edecektir. Çünkü T2'nin ucuna T1'i ekledik. Ve 25 kN bileşkemiz var. 45 derece, burası 30 derece olacaktır. Yukarıdaki paralel kenardan gördüğümüz üzere. Buraya da 105 derecelik bir açı kalacaktır. Buradan şu üçgende sinüs teoremini uygularsak görüleceği üzere T1 bölü sin 45, karşısında sin 45 vardır T1'in. Daha sonrasında T2 bölü sin 30, T2'nin karşısında sinüs 30 vardır. Ve 25 kN'nın karşısında 105 derece vardır. Yani 25 kN bölü sinüs 105 deriz. Buradan T1 ve T2 kuvvetlerini ayrı ayrı hesap ederiz arkadaşlar. Hesap makinemizden. T1'imiz 18,5 kN, T2'imiz de 12,94 kN olarak bulunmuştur. Devam ediyoruz sorumuza. Evet, 25 kilometrelik bileşkemiz geldi. Şimdi T2'yi minimum yapan alfa değerini hesap edeceğiz arkadaşlar. Burada 3 tane eksen almış. 2, 2 ekseni, yani 3 eksen de olabilir demiş. 2, 2 ekseni ve 2, 2 ekseni yine. İkinci alttaki çeki kuvvetini minimum yapan alfa değerini belirlemek için yine üçgen kuralı kullanılır arkadaşlar. Gösterilen kabataslak resimde, yani burada birebir çizgisi. Şu birebir çizgisi T1'in bilinen doğrultusudur. Yani T1'i yerleştirsek bu doğrultu üzerinde olacak. Üçgen kuralından biliyoruz. Ve T2'nin muhtemel birkaç doğrultusu 2, 2 üzeri çizgisi ile gösterilmiştir. Yani muhtemel birkaç doğrultusu bu şekilde olabilir. Çünkü T1'i biz buraya yerleştirdiğimizde herhangi bir büyüklüğünde biz biliyoruz ki üçgen kuralında üçgenin kapanması için muhtemel 3 tane doğrultusu T2'nin budur. Şimdi T1 ve T2 birbirlerine dik oldukları zaman T2'nin minimum olduğunu not edelim diyor. Yani diklik, yani T1 ve T2 kuvvetleri birbirine nerede dik olursa, ki o muhtemelen şu eksendir. Şu 2, 2 ekseni şu eksen olduğu değerdedir. T2 minimum değeri alır arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki sinüs 90 biliyorsunuz 1'dir ve 25 kN bölü 1 olacaktır. Karşısındaki açıda minimum değeri alacağı için T2'ye minimum değeri verecektir ve T1 T2 de birbirine eşit olacaktır. T2 eşittir 25 kN çarpı sinüs 30 30 60 90 üçgeninden T2'yi 12,5 kN olarak elde
etmiş oluruz arkadaşlar. Buna karşılık gelen T1 ve alfa değerleri de şöyledir. Evet, şu üçgenden bu arada T2 elde ediyoruz. Yani arkadaşlar, eğer üçgenimizin içerisi bu şekilde olursa T2 bizim minimum değerini elde etmiş olur. Alır yani. Ve buna karşılık gelen T1 ve T2 alfa değerlerini nasıl buluruz? Tabii ki de yine sinüs teoreminden bulabiliriz veya daha görmedik ama ileride bir kuvveti biliyoruz ki biz bileşenlerine ayırma yöntemini kullanarak bir kuvveti o şekilde de rahat bir şekilde elde edebiliriz. Evet, burada 25 kN çarpı kosinüs 30 eşittir T1'i verir bize. O da 21.65 kN'dur T1 arkadaşlar. Alfayı da 90-30'dan 60 derece olacağını biliyoruz. Sorumuzun çözümü bu şekilde. Arkadaşlar, soruyu anlamadıysanız, anlamadığınız kısımları bana özelden sorabilirsiniz. Bu tarz örnekleri bol bol çözeceğiz. Orada daha detaylı çözümleri kendim çözerek göstereceğim. Şimdilik anlamamış olmanız mümkün olabilir. Çünkü soruyu sadece üzerinden böyle anlatarak geçtim. Kendim bir çözüm sağlamadım. Farklı pek çok yolla çözülür bu sorunu, bu tarz sorular. Sonuçta fizik ağırlıklı bir soru. Dolayısıyla bir sonraki örneklerde göreceksiniz bu tarz benzer soruları kendim çözerek anlatacağım. Birkaç farklı yoluna da değineceğiz. Dolayısıyla anlamamış olsanız bile ileride anlayacağınızı umuyorum. Yalnız aklınıza takılan çok önemli sorular varsa bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya gayret gösteririm. Evet arkadaşlar, bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde problemleri kendi başımıza çözme konu anlatımını göreceğiz. Daha sonrasında problemleri kendi başımıza çözeceğiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.